İyi günler sayın seyircilerimiz. Kalplerimiz seni unutur mu? Dünyamızın ve ülkemizin bu karma karışık bir olayından sonra artık sağlık adına, yapılanlar adına, olanlar adına ne kadar kötü günler geçiriyoruz ve sadece biz değil, dünya da geçiriyor. Ben de diyorum ki bugün kalplerimiz seni unutur mu da seyredenlerimiz geçmişte de bizleri bilirler. Biz kalpleri unutulmayan oyuncu, sinema oyuncusu, tiyatro oyuncusu, işte şarkıcı, besteci, bütün bunları programımızda epey bir zamandır her hafta veriyoruz. Bu hafta da böyle bir canlı yayına başladık. Çünkü biliyorsunuz bu ortamda bir araya gelinmiyor ve evlerden konuşuluyor. Biz de bir görev addederek evlerden konuşmaya başladık. Şimdi size çok keyifli dakikalar geçireceğiz. Hiç merak etmeyin. Çünkü Türk sinemasının olağanüstü bir oyuncusu, yani adına dev oyuncu dediğimiz oyunculardan var ya, benim dostum, beraber de film çektik dizilerde ve can dostum. Dedim ki sen neredesin? Evdesin. Seni biz evden canlı yayınla bağlayacağız ve seninle öyle güzel şeyler anlatacağız ki beraberce seyredeceğiz. Bilin bakalım bu güzel, yakışıklı, can dostum. Hadi ben kim olduğunu size şöyle bir biyografisiyle önce bir anlatayım. Sonra da onunla beraberce canlı yayın yapacağız. O evde, ben burada. Seyredelim biyografisini. Kimmiş bakalım bu büyük oyuncu? Halil Ergün Bursa İznik'te doğdu. İlk ve ortaokulu İznik'te okudu. Daha sonra İstanbul'a gelen ünlü sanatçı, Pertevniyel Lisesi'nden mezun olduktan sonra Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'nde okudu. Üniversite öğrencisiyken bir yandan da lise yıllarında başladığı tiyatro çalışmalarını Siyasal Bilgiler Tiyatro Kulübü, Ankara Deneme Sahnesi, halk oyuncuları ve arkadaşları Vasıf Öngören, Erdoğan Akduman, Mustafa Alabora ile birlikte kurduğu Ankara Birliği sahnesinde sürdürdü. 1974 yılında senaryosunu Yılmaz Güney'in yazdığı İzin adlı filmde sinemaya adım attı. Çok sayıda filmde oynayan ünlü oyuncu, aynı zamanda Kırlangıç Fırtınası, Merhaba, Bir Gün Gideriz filmlerinin de senaristidir. Hadi lan! Dilekçeni de ben yazayım. Hayrola Recep? Gidiyor musunuz? Evet. Haber vermeden. Ne yani, hesap mı vereceğiz şimdi? Ne biçim konuşuyorsun? Hesap ver demedim, senin karınım. Biliyorum. Yılmaz Güney imzalı Yol filmi başta olmak üzere rol aldığı filmlerden bazıları şunlar: Kaşık Düşmanı, Maden, Kuma, Memuzin, Şalvar Davası, Katırcılar, Kadın Dul Kalınca, Siz, Bekçi, Kurşun Adres Sormaz, 72. Koğuş, Uzlaşma. Yolcu, Film Bitti, Mum Kokulu Kadınlar, Böcek filmleriyle de en iyi erkek oyuncu dalında ödüller aldı. Öyle bir parti mal yakaladım ki voleyi vurduk bu sefer. Onun arabası var, şoförü de var. Güzel mi güzel, kadın çamaşırı buldum. Rating rekorları kıran uzun soluklu televizyon dizilerinde de oynadı. Rol aldığı dizilerse şunlar: Baba Evi, Pembe Patikler, Büyük Yalan, Yaprak Dökümü, Gün Akşam Oldu. Özellikle gösterimi 5,5 yıl süren Yaprak Dökümü dizisinde canlandırdığı Ali Rıza karakteriyle izleyicilerin büyük beğenisini kazandı. Halil'ciğim merhaba. Merhaba. Hayatım nasılsın? Çok teşekkür ediyorum. Vallahi işte herkes gibi evlerde oturuyoruz ve zamanı dolduruyoruz ve ayakta durmaya çalışıyoruz. İşte. Evet, herkes için geçerli. Evet. Şimdi bir biyografini geçtik ya. Ya biz dip dibe, can cana, setlerde, filmlerde
her yerde beraber olmuş benim can arkadaşım, Türk sinemasının olağanüstü büyük oyuncusu. Ben hep öyle takdim ediyorum. Özelsiniz, kıymetlisiniz yaptıklarınızla. O kadar önemlisin ki ben zaten söylüyorum. Bu arada tabii böyle bir telekonferans adı altında böyle bir canlı yayın yapıyormuşuz biz. Telekonferans. Şimdi bu telekonferansı da yeni yeni öğreniyoruz bizler. Hele bizim dönemimizde böyle şeyler konferanstı, telekonferans. Biz telefonlarla bağlanıyorduk. İş şimdi buralara geldi ve dedim ki bir de seyircilerimize TVM ekranlarından böyle bir telekonferansla biz de günümüz koşullarına ayak uydurmaya çalışalım ve sizleri bu şekilde evde olan ve Türk sinemasını seven dostlara, sanatçılara biraz da böyle programlar yapalım dedik. Ve tabii en çok merak edilen şeyi söyleyeyim sana. Şimdi Halil Ergün bu olağanüstü filmleri yapıyor. Muhteşem bir dünya görüşü var. Siyasi görüşü var, yüreği var, sevgisi var ve şu anda evde yalnız. Halil Ergün bu yalnızlığı evde nasıl geçiriyor? Bana sordukları şey şu oldu. Telefon ettim Halil çıkacak diye, inşallah diye. Dedi ne yapıyor ya dedim. Vallahi ben de bilmiyorum, soracağız dedim. Nasıl geçiriyorsun bu günlerini evde? Ya çok teşekkür ediyorum ama daha önce şöyle bir ufak bir şey söylemek istiyorum. Bana bu buluşu her zaman benim için çok değerlisin biliyorsun. Yani sette çok değerliydin. Hayatın sinemasında, yani sinema hayatında ilk günlerde tanıştık biliyorsun. Sen de yepyengenç ve müthiş heyecanı olan bir film insanıydın. Oradan beri yürüyen bir sonra film setleri senin yönetmenliğin Geyik ile geliştirilmiş. Ya tabii ilk seninle tanıştığımda Efkan Efekan'ın kardeşi heyecanını yaşamıştım. O çok mühim hayatımızda rahmetli Efkan Efekan Sinan Yeşilçam'ı seyrederken heyecan duyduğumuz oyunculardan biriydi. Öyle bir katkısı da var buluşmamızın yüzünde. Ama bana şimdi bir şey daha öğrettin. Teknik ödüllü bir adamım. Ben böyle bir şeyleri basmak, bilgisayarları basmak, ondan sonra konferanslara girmek filan. Yani ön hazırlıkta komşu kızımızdan yararlandım ama bir şey daha öğrenmiş oldum. Sana teşekkür ediyorum. Ne yapıyorum? Şimdi bir bahçeli bir evde oturuyorum ben. İşte biraz ufku geniş yani. Ama tabii kasaba çocuğu olduğum için ve doğayla ilişkiden geldiğim için, bahçelerde büyüdüğüm için, bahçenin çiçekleri, tavukları, koyunları, keçileri, inekleri öyle bir dünyaydı bizim geldiğimiz dünya. Burayı biraz ona devirmeye çalıştım tabii. İnekler, keçiler yok ama tavuklarım var mesela. Şimdi hatta kuluçkadan civcivler çıktı ama annesini kaybettim. Çok üzgünüm. Onları güdüyoruz mesela. Çiçekler bahar başladı, uç veriyorlar. Onların yerlerini değiştiriyoruz. Yerler belleniyor, çapalanıyor, işte budanıyor filan çiçekler ve baharı karşılıyoruz böylece. Biraz kitap okuyorum. İşte televizyon bakıyorum, müzik dinliyorum onunla beraber. Bir de dünyaya ve Türkiye'ye ait, geleceğe ait içimizdeki hassasiyetten kaynaklanan kuşkularımız, meraklarımız, korkularımız var. Onlarla baş başa gidiyoruz. Ne? Ama ayakta durmaya iddiamız olduğu için bu evde kal denen kültürü sonuna kadar uygulamaya çalışıyor. Canımsın ya. Bu arada tabii İznikli oluşun. Oradaki evet. İnsanların sana olan sevgilerini biz geçmişte çok yürekten görmüştük. Çünkü sen biraz bu konuda bahçen olunca, işte bu tür bir kasaba çocuğu olunca, bu yalnız evde kalmanın bahçeyle bunları yaparak götürüyorsun. Yalnız bir de apartman evet. Dairelerinin içinde kalanlar var biliyorsun. Evet. Tabii evet. burada ben, biz de bahçeli bir evdeyiz çok şükür. Oradan götürüyoruz senin gibi. Yani o kadar evet. çok senin o kasaba kültürün bizde yok. Bizde biraz can kurtarandan kalma mahalle kültürü var. Anlatabiliyor muyum yani? O kültürle götürmeye çalışıyoruz. Ama ben mesela şeyde sen ne kadar iyisin bilmiyorum da. Yani ben de yalnızım. Şey olmaya başladı şimdi. Mesela tamam ev, televizyon, işte telefon...
İşte bahçeye çıkmak, bunlar okey. Bunlara evetiz. Peki mutfak ne oluyor? Yeni bir olay öğrendik. Çünkü biz annemizden, çocukluğumuzda annemizden, daha sonra işte evliliğimizde eşimizden, sonra ablamızdan falan öğrendiğimiz, onlar bize getirir bir şeyler yaparlar. Oturursun çay getirirler, oturursun yemek getirirler. Bunlar nasıl olacağını, olağanüstü bir sıkıntı. Bende çok sıkıntı, evet. Seni bilmiyorum. Yemek yapmayı biliyor musun? Şimdi şöyle bir şey söyleyeyim. Ben bekar yaşadım ve mesela İstanbul'da gelip biliyordum zaten film çekler, evim yoktu. Yani şartlar bana bir ev tutma imkanı falan getirmiyordu o zamanlar da. Otelde kalırdım, sonra evler tutmaya başladım ve sonra evlerim oldu, evim oldu. Ve ev olunca evin işçileri arasında yardımcım oluyor ama mutfak ve yemek diye bir sorun var. Orada şeyi fark ettim. Yani öğrencilik yıllarımız, işte tiyatro yaptığım bekarlık yıllarımızda evlerimiz vardı ama dışarılıklı yemekler, kafeteryalar falan vardı. Bir kez Ankara'da denemeler yapmıştım musakkayla falan. Fakat bu aşamada şeyi öğrenmiştim ben biraz. Ben gözlemciyim yani çocukluğum mesela, ne bileyim, çocukluğum ben sahne sahne hatırlıyorum. İlginç belli yaşlardan sonra. Hatta ilk yaşındayken bir sahneyi bile hatırlıyorum. Gözlemci yanım var demek ki. Mesela benim kasabamın eski halindeki sokak taşlarını şu anda resim olarak çizebilirim. Kaldırımları, komşu, yaşlı kadınları, mahallenin hepsini kafama yazmışım. Bir de annemi seyretmek tabii. Annem kalabalık bir aile, 6 çocuk, zaten işleyen büyük bir ev, akrabalar, kurulan sofralar ve açılan hamurlar, yemekler ve anamın mutfak macerasında çok şey gözlemişim yani. Bir süre sonra biraz gurme yanımda var. Zamanlama ve lezzet meselelerinde denemeler yaptım. Kuru fasulyeyle başlayan, işte var ya bir bizli köftesi vardır, ben çok iyi bilirim onu. Başlayan şeyler bir süre sonra da, şimdi de yapıyorum yemek. Ama yardımcım var, o geliyor. Hep yardımcım oldu. Açıyorum, komşular oluyor bazen, bazen kız arkadaşlarıma diyorum ki anlatın bakalım şunu nasıl yapacağız. Bir süre sonra iyi bir aşçıyım, onu söyleyeyim. Bir tek son cümlesi burada hatam var. Miktar tutturamıyorum. Yani kalabalıklarda büyüdüğüm için yani böyle iki kişilik bir kişilik yemek tenceresi yapmıyorum. Çok oluyor ve sarkıyor. Komşulara vermeye çalışıyoruz işte. İkinci gün tekrar aynı, bir de atmaya karşı olduğum için yani yazık etmeyiz. Dokuşan çocuklarıyız yani. Ekmek parçasının bile yazık edilmesine karşı tepkim vardı. Bir de yemeğin dökülmesi ne demek yani, bu boşanma sebebi bir gelin. Ya, bir tek o. Canımsın ya. Ben şeydeyim, artık onları iyi yapıyordum da bir tek yaptığım şey menemen ve işte omlet, yumurtayla ilişkim var. Ama onu 2 hafta önce nihayet bir böyle bir şeylerle makarna yapmayı öğrendim. Ne kadar basit olduğunu öğrendim. Ama bizi zaten annemiz de mutfağa pek sokmazdı. Hani bizim de öyle bir mutfağa giriş çıkışımız olmazdı. Yani pek mutfak ilişkilerim yok ama damak tadım vardır. Yani bir güzel yapılırsa beğenirim. Böyle bir türlü erkek çocuğu girmez mutfağa diye. Tabii ya. Mutfağa giren erkek çocuğunu döverler bir de. O dışarıya çıkacak, koşacak. Çocuksan bakkala gideceksin, onu alacaksın, geleceksin. Biraz daha yaşın toparladıysa işe gideceksin. Sabah çıkacaksın, akşam geleceksin. Ne yemeği? Otur yemek. Biz ne koyuyorsak onu yiyeceksin. Yemek ne demek? Erkek yapar mı? Mutfağa girer. Biz böyleyiz ama gerçekten yaşam insana bazı şeyleri, tabii keyifli şeyleri de muhteşem oluyor da, bazı şeyleri böyle duvara vura vura öğretiyor. Ben öyle diyorum. Evet. Yani evet. Mesela yani hani şeyi konuşalım seninle. Bu konularda sen de inanılmaz bilgilerin var. İnsan ilişkileri, evlilik üzerine olan ilişkiler, ki bunun bir tanesini biz Kadın Dul Kalınca diye bir filmde iki evli insanın sevgi dolu ama bir türlü çözemedikleri ikilideki hikayesini Fatma Girik'le oynadığında müthiş şeyler vardı biliyorsun. Olağanüstü şeyler vardı. Hadi öyle bir parçamız var. Bir gösterelim biraz böyle bir filmlerinden birkaç tanesini. Onun üzerine de laf edelim. Biraz kadın erkek ilişkileri, bu ev nedir?
Bir göstersin bakalım şu filmlerimiz vardı bir iki tane. Özgür kadın feryal ağızları bunlar. Sıkıştın mı oraya buraya saldırırsın. İncelik, nezaket, anlayış hak getire. Ne anlayışı? Hasta filan mısın? Ah! İnsan yalnız hasta olunca mı kocasından nezaket bekler? Biz nezaket görüyoruz da sanki. Hele şu kendine olan güven duygunu bir kazan bakalım. Ölmek var dönmek yok. Her şey daha iyi olacak. Eski gençliğine kavuşacaksın. Caymaktan, duygusal olmaktan ya da ne bileyim herhangi eski bir alışkanlığa kapılmaktan korkuyorum. Özür dilerim. Halilciğim tabii bizim montajcı kardeşlerimiz de hemen iyi filmler falan diye geçince tabii bunların içinde maden var. İşte başta bir çektiğin kaşık düşmanı var ve arkadan da bizim kadın dul kalınca var. Ben diyorum ki istersen şöyle bir kadın dul kalınca temin anlattığımızın ona bağlayalım. Bu kadın dul kalıncayı ama mutlaka maden, kaşık düşmanı mı? Hemen arkasından filmlerine geçelim neler olduğunu. Kadın dul kalınca o kadar evet. Çok Fatma Girik'le karı koca oynarken birbirinize yani inandırıcılığı olur bazı sahnelerde ya da filmlerde. Yani ikisi Fatma Girik ve Halil Ergün. Bir karı koca oynamışlar ve olağanüstü güzel bir hikaye. Olağanüstü bir karı kocanın içinde geçen o aşklarının unutulmadığı. Bunları anlatırken filmin içinde hatta ben böyle zaman zaman biliyorsun senden çok gülüştük. Fatom'un yaptıkları vardı sana. Hani bir sahne vardı. Sen ayrılıyorsun. Ayrılıyorsun ama başka biriyle ama aklın hala eşinde Fatma da ve sonra bir gece içki içerek geldiğim bir sahne var. Hani ben de dedim ki uyuyorsunuz sen sarhoş gelip uyuyor. Oradan sonrasını bana sen anlatacaksın ben anlatmayayım. Tamam. Bir kere şeyi söyleyeyim yani bu film benim için çok önemlidir. Seninle çalışıyor olmak yola beraber. Çeşit başladığımız günler gibi söyleyebilirim. Ondan sonra bir de çok önemli, çok çok değerli bir senaryo gerçekten o film alınmış olması. Ve tabii oyuncular ve Fatma Girik oynamak tabii çok mühimdi. Çok keyifli bir çalışmaydı. Seni kutluyorum zaten. Yani ağır bir tat almıştım. Çok az böyle tatlar yaşadığım film seti vardır yönetmenle ilişkide. Birinci derece İş yani Fatma Girik gibi bir devle oynuyor olmak çok elleri falan titriyor zaten zaman heyecandan ölüyorum. Sonra sahnemiz var işte bir pencerede kamera var ve yönetmen arkasında Ümit Efekan. İşte uyandırıyor bir şey var işte koku falan konuşuluyor yani başka türlü kokuyorsun falan diyorum. İşte fark etmedin mi diyor kokuyu diyor ondan sonra kokusunu fark etmemenin tartışması falan var. Onun yanında İşte belli bir takım işte peşref yapıyoruz yani bir karı kocanın işte birbirlerinden haz duymasının okşanmaları ya da işte sevişmeleri somutunda o kadar işte biz bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Birden stop diye bir ses geldi. Ne biçim iştirdi bu ya? Böyle bir karı koca sahnesi mi olurmuş dedi yani yönetmen Mütefek abi. Böyle kalktı. Fatma girdi. Baksana dedi bu yan tarafa yatmış üstüme gelmiyor dedi. Almış dedi. Ben de ne yapayım dedim baktım. Kolay bir heyecandan ölüyorum dedim. Filmlerde seyredim. Hiç çektiğimiz kadın kollarım arasında ben ne yapacağım dedim heyecandan. Ne yapacağım? Harika bir sahneydi ya. Ne güldük ya. Ya. Hani Fato dedi ki bırak o zaman. Biliyor muyum hakim bey gibi. Ya bırak. Fato biliyorsun bağırdı sana. Geç o zaman ben sarılacağım sana. Baksana bir şey dedi. Gel dedi üstüme çık dedi.
Ya Fatom ya. Ah benim bir tanem. Artık kulakları çıldırsın. Dün konuştum onunla. Aradım. Konuşuyoruz. Hep görüşemiyordum. Ben de konuşuyorum. Neyse o döndü bana sonra tekrar. Yani ben de konuşuyorum. Ve Allah sağlık sıhhat versin Bodrum'da. Canımız çok iyi gördüm sesini. Çok diriydi yani. Çok evet. Biraz yürüyemiyorum Ümit dedi. O evet, sıkıntısı işte, var biraz evet. Herhalde ama. Onun dışında Bodrum'da oluşu bahçesiyle, çevresiyle, bakıcısıyla, annesiyle o ailecidir biliyorsun. Aileci, müthiş bir aileci, arkadaşçı, dost. Fato deyince biraz durulur insanlar. Tanıyan insanlar için ben özel. Heyecanımdır ya. Fatma Girikler, Türkan Şoray'lar. Ben çok heyecan duyuyorum onlardan. Yani onlarla tanışmış olmaktan, aynı meslek alanında bulunmuş olmaktan. Yani ben... Onlarla iş yapıyor. Türkan Hanım'la çalışamadım ama bir tek onunla çalışamadım. O dönemin yıldızlarıyla filmlerim oldu. Küçük bir büyüklü. Fatmam'la iki tane, iki üç tane galiba. Ama onlar bana hep heyecan vermişlerdir. Müthiş. Yani, ben tabii filmleri de çektiğim, beraberce çalıştım. Biliyorsun Fatma'yla dizilerimiz, filmlerimiz biraz son dönemde çocukluğum da dahil olmak üzere ömrüm Fatma Girik'le geçti. Canımızdır. Evet. Ama ben hani bazılarınla çalışayım, çalışmayayım ki çoğunla çalıştım. Çok saygı duyduklarım var. Selda evet. Alkor gibi. Evet, Nebahat, onlara bahsedecek şimdi. Nebahat, evet. Çehre, Selda'nın burada çalışamadım. Nebahat Çehre gibi. Yani evet. Böyle... Nebahat'la oynadım ben. İkinci filmim. Öyle değil mi? Bir filmde oynadın Nebahat Hanım'la. Akış diye film, evet. Nebahat Çehre de gerçekten Türk sinemasına emeğini, yüreğini, sevgisini... Yılmaz Güney filmleriyle ve sonrasıyla hele bir de Aşk-ı Memnu'da vura vura geldi. Olağanüstü evet. Kıyafetiyle. Yeniden doğmak gibiydi yani. Evet. Unutulmaz. Evet. Zaten onun da bir sözü vardı. Yani kıyafetiyle her şeyi. Ben o kadını ben büyüttüm. Ben o hale getirdim dediği. Nebahat Çehreler, Selda Alkorlar. Hülya Koçyiğitler. Ben onunla da film çektim. Ben bunları çok seviyorum ya. Yani Hülya Koçyiğit, Filiz Akın, televizyon dizisi, Gülşen Bibikoğlu, Selma Güneri. Selma Güneri. Yani bir saymaya kalkarsak halkın çok sevdiği evet. insanlar ama beraber çalışmanın keyfini tattığımız kalite bunlar. Harikasın. Tamam mı? Türkan başka Şoray. Bir yani. Hep tanıyorum. Hülyalar, Filizler, Fatmalar var da evet. ama bir geçmiş insanlar da vardı mesela bizim çocukluğumuzda. Evet. Hatırla. Belgin Doruklar çocukluğumuzda vardı. Hepsini muhterem nurlar. Biliyorum sinemamız vardı kasabada ve iki tane film gelirdi haftada. Yani üç gün oynardı. Üç günde bir oynardı. Biz bütün tek eğlence ve tek buluşma yeri insanların sinemaydı. Yeşilçam sineması ve ben bütün hatta küçükken babam makinist. Babamın teyze hala çocuğu da işletmeciydi. Sinema vardı. Ben 3 yaşındayken başladım filmleri seyrettim. Suzan Yakar'ı biliyorum mesela. Talat Ertemel'i biliyorum mesela. Daha sor bana filmleri bir Nevin Ayfer'dan tut. O eski dönem yıldızların resim bilirim. Sonra Belgin Doruk'u ve ona ait başka dönemin Yerman Köksal'ı. Çok sonra ben bir tanıdım. De şeyi söyleyeceğim evet. sana. Bir tanıdıklarımız dedik ya. O tanıdıklarımızda senin şansın belki hani babanın bu işte makinist oluşu, film seyredişin. Şimdi benim bir de evet. şansım Efkan Efekan oldu. Biz de çocukuz 7-8 yaşında. Tam tersi Can Kurtaran'da film çekiliyor Halil. İnsanlar işte Fatma'ydı bilmem. Efkan abimle de çekiliyor ama Efkan abim siz de çekilse oyuncuların hepsinin soyunduğu ev bizim ev. Çünkü tam meydanda ve kenarda geliyorlar. Evet. Yemek yiyorlar, soyunuyorlar, giyiniyorlar ve orada kimleri tanımadık? Abimden ötürü de tanıyoruz falan. O Ahmet Tarık Tekçeler. Allah'ım ya Rabbim. Necdet Tosunlar. Zaten Erol abi orada yeni abimin filmleriyle şöhret olmuştu. Erol Taş. Yani evet. Hayati Hamzoğlu o kötü adamlar. Tabii bir dönem sonra da Suzan Avcı. Erdoğan Tünaş. Evet. Allah'ım evet. ya Rabbim. Ya Ümit'ciğim şimdi öyle bir şey ki bizim sinemamız yani Yeşilçam yani Türk sineması dediğimiz öyle bir dönemi ki o şimdi. Türkiye halkının sanatla, kültürle buluştuğu tek alandır. Büyük ölçekli. Köylere kadar varan bir şeydir. Aynen. Sineması. Ve onlar o buluşmanın o gerçekten çok etkin bir
sanatsal şeyin macunanın üstündeki kahramanlar biliyor musun? Onlar efsanevi konumlardır. Mesela bir hatırım izin verirsen bir anımı anlatayım. Estağfurullah. Seni dinliyor. Senin için bu program senin için var. Beni sayma. İlkokulda ikinci sınıf, üçüncü sınıf falan sanıyorum. Sonra çok film çekildi. Sonra ben çok çektim izlikte. Ama ilk defa gelinen film Çin filmi. Necat Saydam çekiyor. Pervin Par, Eşref Kolçak, Kemal Ergüvenç, Ahmet Tarık Tekçe. Bu filmde kasabada bayram var. Hayat durmuş durumda. Kasapların olduğu için oraları. Yani orada hayat durdu ve bütün müthiş bir şekilde. Hani var ya köye temaşa geldi denir ya, bir şarkı vardı. Halka temaşa geldi denir ya bir türküde. Orada küçük bir otelde kalırlar herhalde. Şimdi biz her sahneye ama. Yani okul tatilindeydi. Bir seyret mesela bir sahneyi oynayayım sana şimdi. Pervin Pa, heyecan duyarım ki rahmetliden. Heyecan duyduğum bir oyuncudur. Çok istedim en son dizide şeyde oynamasını Büyük Yalan'da. Kilo aldım, göze alamadı gelmeye. Ya gelsin dedik. Orada bir halı rolü vardı. Onun için çağırdı. İzmir'de o zaman. Çok istedim yani. Bir de Muhterem Nur vardı hayatımda tabii. Ya. Benim heyecanım. Sen hep söylersin bana. Olur şey değil. Ah kaybettik ve ben onun ellerini öpmeden işte kaybettik. Denk gelmedi. Abi şimdi eline Küçük Ali diye bir oyuncu var. Küçük Ali herhalde. Adı Küçük Ali'ydi. Çocuk oyuncu o zaman. Bu yıl söylediğim herhalde 57'ler midir yani? Yok 57 falan diyeceğim, daha aşağı. Daha aşağıya yani 4. 55'lerde falan mı? Kim filmi çekiliyor? Kim? Kimin adı? Nedret Güvenç de var başka. Onu görmedi, gelmemişti o bir köy sahnesinde. Şimdi Eşref Kolçak aranıyor. Orada bir tane han üstü işte böyle eşeklerin falan bağlandığı, çarşamba günleri geldiği bir han bahçesi de var. Orada saklanıyor. Elinde çocukla Pervinpa yürüyor. Ali, Ali çık saklandığın yerden. Allah da şahidim ki her şeyi olduğu gibi anlatacağım. Aslında. Ne kadar güzel. Macera bitti. Ahmet Tarık Tekçe ile böyle çok eski antik şeyden, tarihten kalma bir taş ocağı vardı. Büyük taş ocağı. Oraya bir delik taş derdik. Orada böyle bir büyük kayanın üzerinde çektiler bir dövüşme sahnesi. Galiba Kemal Ergüvenç'te şey Ahmet Tarık Tekçe'yle dövüşüyordu. Onları seyrettik. Onlar gidince biz günler gidip oynadık orada biliyorsun. O rolleri yaptık, dövüşmeyi o kayanın üzerinde. Böyle ya. Bir anım vardı ya. Şeyde. Ve ya ben de sonra tabii geldi işte ne bileyim sonra Yarın Bizimdir çekildiği birkaç film daha var. Sonra ben 5 tane film çektim kendi. Orada oynadık. Hatta şeyi davacıyı da orada özellikle Kemal'le rahmetli prodüksiyona yaptım, yardım ettim. Ama Kim filmini kasabanın resmi açısından o kadar aradım ki ben. Süreyya Durular'ın şirketinin filmi olduğunu galiba hatırlıyorum. Necat işte, Saydam dedin işte değil yani. Mi? Yönetmen Necat Saydam dedin. Necat Saydam evet. Evet. Şimdi bir dönem biliyorsun bu yazıldı çizildi tabii. Yani bir dönem geçmişle ilgili o yapılan filmleri. İşte Sütlüce'de bir yere alıyorlar. Sütlüce'de biliyorsun orada bir binanın içinde tutuluyor bütün bu filmler ediliyor. İşte kapıda bir adam koymuşlar, o da nöbetçi falan böyle. O zaman filmler yanar film. Yani filmi böyle biraz ateş gelsin. O film kendi o ham film dediğimiz bizim ya da bizim esas ana filmimizi bütün onlara har diye tutuşan bir şey. Orası yandı. Onun yandığını söylediler bize. Ve bu filmlerin hepsi orada gitti. Yani o dönemin unutulmaz filmleri yandı dediler çoğu. Onun için Türk sinemasının bayağı çok önemli filmleri yok oldu gitti o dönemde. Bir tarih kayboldu. Tarih kayboluyor. Ama tabii bunun devletin de suçu var. Devlet niye arşivler kurmuyor abi? Sonradan aklı başına geldi bir şeyler için. Bütün filmler gönderiliyor biliyorsunuz şeye. Bir kopyada ise... Yani Türkiye sinemasının, yani o zaman Türk sinemasının. Yani Türkiye'nin açıklamasıdır. Ama. Aktörleri, dönemlerin filmleri, ya olağanüstü zenginlik. Seyrettikçe heyecandan ölüyorum. Şimdi
kötüsü iyisi film. Bak oradan geçmiyorum ben ama. Halkın kahramanları vardı. Bunlardan giriyorsun, bilmem kime gidiyor. Ne bileyim Nebibe Çakın'a gidiyorsun. Ben de Üftade Kimi'ni tanıyor musun? Üftade Kimi diye bir oyuncu var. Hiç unutmam bir saniye muhteremdir. Üftade Kimi, Turan Seyfoğlu. Birkaç sahne var hatırlıyorum. Ya. Dehşet. Yani o dönemin bütün insanları olağanüstüydü. Ben yani oyunculuk adına, karakter adına, yani o rollere nasıl uygun olmak. Ya mesela komediye dönelim senden biraz. Komedide kimler vardı? İşte Adile Naşitler, Vahiy Özler, Öztürk Serengil. Karakayalar. Evet. Yani Semih Sezerliler. Yani daha sonra Zeki abiler, Zeki Alasya, Metin Akpınar, Kemal Sunal, işte Adile Naşit, Münir Özkullar, Ertem abinin grubu, Ayşen Gurudalar. Ya bunlar bir daha gelir mi? Biz bunlarla çalıştık. Sen de ben de çalıştık. Evet, bir de dokunup yani bir konuşma da nerede? Bir gazeteci, bir arkadaşım oral yaptığında orada söyledim. Yani sinemanın yapılmasına biz karşı olur muyuz? Çok seviniriz çok film çekilmesine. Aynen. Ama yani şunu da söylemek zorundayım. Bu ülkenin sineması kendi kültürü üstüne oturan çok önemli komedi film kültürü oluşturmuştur. Aynen. En son Zeki Alasya'lara inen, Hababam sınıflarına giden müthiş bir şey. Şimdi komedi yapıyorlar. Ben onların para kazanmasına da karşı değilim. Film yapalım. Tam tersine. Ama şu kadarını söylemek hakkına sahibim ben. Hem bir sinema seyircisi ve bu ülkenin yurttaşı olarak hem de sinemayla uğraşan birisi olarak söylüyorum. Kıvrıma, bak şimdi ya bel kıvırmayla karşılık almayı komedi haline getirmememiz lazım. Yani bir içeriği vardı. Bütün komedi unsurlarının bir şeyi vardı Türk sineması İsviçre'de. Oturduğu toplumsal bazı vardı. Hatta görevci bazı bile vardı. Aynen. Bunu genç sinemacılar bunu araştırsınlar. Şimdi ben görüyorum bazı filmleri. Kimseyi hedeflemiyorum burada ama yani öyle iki numara yaparak ağzını yani şunu söylemek istemiyorum. Yani komedi soytarılık değildir. O başka bir kurumdur. Anladın mı? Yani çok önemli. Öyledir demiyorum ama yani kusura bakmayın. Bu kadar da söyleyeyim ne? Aynen. Tabii bir üzülüyor. Tabii biz bir de seninle şanslı tarafımız şu. Gerçekten sinemanın çok önemli ne bileyim senaristleri, yönetmeni, oyuncusu, yapımcılarıyla bir araya geldik. Yani bunlardan en önemlilerinden bir tanesi. Tabii Ertem Eğilmez. Benim Ertem evet. abiyle 12 sene çalışmışlığım var. Şimdi orada Ertem Eğilmez'le tanıştığın zaman ömründe 3 tane üniversite falan bitirirsin 6-7 senede. Yani şimdi bunu okuluna gitmene gerek yok. Adam okul gibi. Bütün ya yaptıkları ben, 30 senedir geçerli. Hangi filmi koyuyorsun? Getirin şimdi bana demiş. Çünkü ben orada çıkış yapıyorum ya işte böyle duyuyorlar. Getirin bakalım şimdi göreyim şu olanı demiş. Ben filmler çekiyorum ama. Tabii. Çok şey anlattı bana. Arkadaşım çok sert izledi. Ben de çok zor onları gitmesin demiş. Ama oynayamadım. Yani. Ama şey yani ondan başka. Yani onun kendine has bir halkı bilmesi vardı. Ertem Eğilmez deyince orada da bir 5 dakika duracaksın. Türk sinemasına katkıları. Hala olsaydı ben o kadar ki bir de demin senden bir laf ettik ama onu biraz da bir şey daha söyleyeyim. Gerçekten benim canım, ciğerim, ilk birimim, ilk yönetmenliğim ve ikinci yönetmenliğim ve hatta üçüncü yönetmenliğim, üç filmimi de ben gerçekten olağanüstü sevdiğim Müjde Ar'ım vardır benim. Müjde Ar, olağanüstü benim canım ve üç filmim ilk yönetmenliğimde Ümit Çekecek diyen ve Ertem abinin de okeylediği üç filmi peş peşe Müjde Ar. Müjde Ar'ı unutmayayım. Çok ayıp ederim çünkü Türk sinemasına ne bileyim televizyonlarında neler yapan olağanüstü bir kadındı. Biliyorsunuz yasakları olan John P. kültürümüz vardı. Hani kadın oyuncumuz olunca şu kadar şunu yapmaz, bunu yapmaz, soymaz. Bazı kurallar olurdu o zamanlarda. Yani evet. Seyirci nezdinde bunu yıkan bir mittir yani. Ve Müjde, başka bir aynen. Aynen. Başka bir yıldızlık, başka bir baş oyunculuk kültürü geliştirmiştir. Bu da çok güzel olmuştu. Müthiş. Kilometre taşlarından aynen. ileri bir davranıştır onunki. Müjde Ar. Bu söylenecek evet. kelime bulamıyorum Müjde Ar. Ben.
Müjdar, kilometre taşı ve başka bir gelip bütün onları kırarak. Ben de bir pavyon kadını oynamıştır. Olağanüstü. İlk filmim Sarmaş Dolaş. Dediler ki pavyon kadını budur abi. Budur. Hatırlıyor musun? Daha o zaman ben işte sizin Yazıhane'ye, Enver Ezer abinin olduğu yere gelirdim. O bana çok iyi davranmıştı, bir film çekmişti. Ya oraya gelirdim çünkü ben Yeşilçam Sokağı'na gelince çok kişi bilmiyorum. Açılmak çünkü Güney Film daralmasındaydım. Oraları çok bilmiyordum ama buradan gitmeyeceğim dedim ben. Hani bana git gel bir seni çağırırlarmıştı ama ben tabii sevince kamera önünü ben dedim buradan gitmeyeceğim. Hiç unutmuyorum böyle Galatasaray önünden yürüyorduk okul arkadaşımla. Ya. Ben burada tadımı almadan gitmeyeceğim bu piyasada dedim. Öyle bir tat aldın ki başarılarla Yılmaz Güney'e giden yola kadar aldın. Hem Türk sinemasını ele geçirdin hem de toplumsal meselelerin en orada baş oyuncusu ben oldun. Sen oradasın. Bir gün baktım siz gittiniz böyle şey. O Enver'le görüşmeye gelmiş. Belki de Sarmaş Dolaş'tı yani. Evet. Mahmud'un onun filmiydi o. Sarmaş Dolaş'tı. Baktım hiç unutmam onu bak. Müjde yavrum benim. Onlar öyle bir kavgadan geliyorlar. Üstünde gül kurusu bordo diyebileceğimiz bir manto vardı pelerinli. Oturuyoruz konuşuyoruz. O da bana tiyatrocu kökenli olduğumuz için. O da tiyatrocu kökenlidir aslında. Evet, anası. Herhalde. Bir yoluyla. Siz gittiniz. Bir şeyler konuştuk dedi ki o da aynı ona benzer bir cümle söyledi bana. Burada kalmak istiyorum dedi. Ve bunu söyleyince hiç kızması bana ayakkabısının altını gösterdi. Bak çizme gibi bir şey var yanında. Bir delik derdi. Yavrum benim ya. Oralardan geldi. Ve bir aynen. Anne Aysel Gürel. Aysel Gürel tabii canım. Müzik piyasasını alt üst etti. Yazdıklarıyla yaptıklarıyla. Bütün starların, tepe starların şarkılarıyla. Olağanüstü. Vay Halil'im be. Müjdarları anlattık. Kimleri anlattık. Evet. Tabii hatırı sayılır. Bir takım Perihan Savaşlarımız var bizim. Necla Nazım'ımız var. Yüreği koymuş güzel kızlarımız var. Yani onlar aman alınmasın da o anda gelmiyor aklına şimdi. Yani bir İşte ben onun için parçalı parçalı gidiyorum. Geldikçe parçalı parçalı gidiyorum ve Perihan Savaş'a geleceğim. Nereye geleceğim? Bir de bir kaşık düşmanı çektin. Evet. Ve Perihan Savaş'la beraber çektin. Yönetmenimiz çok sevdiğimiz ablamızdı. O filmi çekerken öyle bir yapımcıyla tanıştınız ki o yapımcı bugün bizim patronumuz. Ama biz patronumuzu 30-40 sene film çekerken setlerimize de gelerek başkanımız yani ve bize hele bana ve böyle bir hayata bıraktığımız bu tür programlara buyur ne istiyorsan yap diyen başkanımız Mehmet Ali Yılmaz. Sadece benim değil, birçoğunun babası. İlk önce onu konuşalım. Bazı şeyler var arkada kalır ya, ben konuşmak istiyorum bugün. Bu öyle bir baba ki en kötü zamanda bile, şu dönemin en kötü zamanında bile herkes burada. Herkes burada. Kimseye kapı açıp güle güle demeyen bir baba. Yüzlerce insan çalıştırarak. Bir kere örnektir. İlk önce onu söyleyeyim. Örnek Mehmet Ali Yılmaz ve sanatçıya, sanata, dostluğa, arkadaşlığın örneği bir baba. İyi ki tanıdım 30 sene önce. İyi ki bizim canımız ve bu programları yapmamıza müsaade ediyor ve buyur diyor. Öyle bir yapımcıdan kaşık düşmanı diye bir hadi gidin çekin, ne istiyorsanız yapın diyebilecek ve keyif alacak bir abimiz. Biraz hem bir filmden hem yönetmenimiz Bilge Olgaç ablamız rahmetli analım. Ondan biraz o kaşık düşmanından bir bahset bakalım hayatım. Şimdi önce Mehmet Ali Yılmaz Bey konusunda konuşmak isterim. Çok selamlarımı iletiyorum, bilgilerimi iletiyorum. Takip ettiğim bir insandır. İşte o da Türkiye'nin Cumhuriyet Mayası'nın çocuklarındandır o. Bir de çok özel bir şey var. Biliyorum, bilmiyorum. Ben onu sonradan iyice öğrendim. Ben şimdi Pertemniyel mezunuyum ama Haydarpaşa'da okudum. Yani Pertemniyel'de başlayıp Haydarpaşa'ya gittim. Haydarpaşa'dan sonra orada son sınıfta bir şeyler oldu. Beni oradan disiplin kurulu falan kitap okutuyorum diye çıktım. Sonra Pertemniyel'de bitirdim. O da Haydarpaşa'da oldu. Haydarpaşa Lisesi'nde okumuş. Aynı okulda okuduğunuzu bir dönem söylemişti bana. Ve seni çok sever. Evet. Onu sonra politikaya atıldı. Oradan takip ediyorum. Spordan takip ediyorum.
her zaman bu ülkenin değerli çocuklarından biri olmuştur. Bunu biliyorum. Israrla bunu devam ettiriyor. Bir de prodüktörüm oldu ama görmedik, setimize gelmedi. Mustafa o sözcüydü, o zaman geliyordu. Bir de oğlumuz var. Kardeşimiz Soner. Evet. Soner kardeşim. Oralarda dolanıyordu. Soner Yılmaz, evet, ki buranın TVM'in genel müdürü ve canımız kardeşimiz. Evet. Şimdi Bilgi Olgaç bir ara veriyor sinemaya. Reklam sektöründe çalışıyor. Sonra reklam bırakıp film yapmaya karar. Elinde bu işte kendini bir düğünde tıp patlama veren kadınların hikayesini yapacak. Ben o ara tanıştım onunla. Ama tanışmam başka türlü tanışma. Ben tiyatro yapıyordum Ankara'da fakülte yıllarında, işte bu Vasıl beraber Ankara Milli Sahnesi. O linç falan işte Adana'da ödüller oldu, takip ediyorum. Ben Demir Karahan'ı tanıdım. Tiyatro turneye falan gitmişlerdi. Arkadaşımdır o. Oradan Bilgi Olgaç biliyorum. Geldim bir perşembe günü, burada turne için yer bulacağım. Cihangir'de bir evdi. Şeyde kaldım. Demir'de kaldım. Gel bende kal dedi. Demirler'de çok, o da o sokakta oturuyormuş. Çok iyiler. Çok ahbaplar, film çekmişler. O ara Aytmatov'un bir romanını okumuş. Onun son cümlesi var, müthiş etkili bir cümle. Bilge ile ben tanışmak istiyorum ya falan derken, açsana telefon dedi, böyle böyle şunu. Ben o ara hınzırlık yaptım. Açtım telefonu. Ben komando mecavu diye ona telefonu açtım. Buyurun. Dedi filan, girdik çıktı. Sonra ben bak dedim, böyle bir roman, Aytmatov'un, Cengiz Aytmatov'un böyle bir romanı var. Buralarda esir onlar, bilmem neyse filan diye bir şey attırıyorum. Bu nasıl var ya? Bunu gel lan adamla karşıma, kimsin sen diyor filan. Söylemiyorum kendime ama. Ondan sonra ben daha beter yaptım ve gel lan dedi Dolmabahçe Sarayı'na, şey, saatin dibine dedi, dön erkek sen dedi, o zaman sana telefonda beni tehdit ediyorsun. Kapattım telefonu. Öyle bir maceram var. Yıllarca bir sürdü ve bunu söylemedik benim olduğumu. Demir de unuttu herhalde. Seneler geçti. Ben işte 12 Mart'tan sonra şeyde kasabaya döndüm. Orada teyze oğlum falan var. Orada bir düzgün tüccar, onun sevgilisini tanıdı. Bu İzni'ye gelmiş. Beni de çağırdılar. Gittim Darka diye bir yer orada. Baktım Bilgi Olgaç, merhaba falan konuşuyor. Yeniden buluştuk. Bu çok sevindim. O akşam ben bunu dans ettim. Hatta o dansa ben biraz parmağını bile incittim çok sert dans ederek. Ondan sonra orada dedim ki o adam bendim dedim. Seneler sonra, belki 4-5 sene sonra bunu öğrendi. Ona ahbaplığımız öyle başladı. Bu filmden bahsetti bana. Sonra Kaşık Düşmanı projesinden sonra da telefon etti. Ondan kabul ettiler herhalde. Mustafa da galiba prodüksiyonunu yapıyordu şey adına. Arkadaşımız. Geri öyle tanıştım ve gittik şeye. Muhteşem bir olaydı. O Kapadokya'ya gittik. Çok güzel bir filmdi. Çok güzel filmdi. O başarılı filmde, bir filmdi. Biliyorsun, Kreta Kadın Yönetmenler Festivali'nde ödül aldı. Aynen. Birincilik aldı. Ben de halk jürisinin sabah devamı iyi erkek oyuncu parmağını almış ona. Orada bir anımı anlatayım mı? Tabii. Seni yani şimdi ben İzmir'deyim. Gidip geliyorum film çekimine. Her gün telefonla konuşuyorum. Dün bir saat diyorum. Yalova'ya gelip ekspres burada işte. Burada da As Otel'de falan kalıp film oluyorsa işte biraz 3 gün sonra gidiyorum. Tarım yapıyorum. İşte. Babam dedi ki bırak şimdi bitin de o fakülteyi. Toprak alalım, sana traktör alalım dedi falan. Manyatolu telefon var o zaman. Yani açıyorsun postaneyi. Açsana. Ben Ankara'dan İstanbul'dan şunu bağlıyor falan. O da sana. Şimdi telefonla arıyorlar diyor alıyor. Bir telefon geldi saat 10 sularında. O güne kadar da ödüller aldım ben ama. Yani. Sonra da aldık ya. Şimdi telefonla babam öyle aşağıda alt katta bir büyük şey var mutfaklarında. Yanında girme var mutfaklarında. O Sedir'deydi. Kız kardeşlerim Sedir'de. Ben telefonla konuşuyorum. Herhalde baktım. Çünkü gazete öğleden sonra geliyor. Kaymak Muhammed'in arabası gider Yalova'ya veya Bursa'ya, oradan gazete gelir, öğleden sonra dağıtılır. Yani sabahleyin gazete madde yok, haberin olmuyor. Sabah gazete okumuş herhalde, şimdi Şeker günaydın dedi, Işık.
Tebrik ederim dedi. İyi dedim ya. Bir de ödül almıştım. Bir başlığı çıktı. Bir şey oldu. Kraliteyi bulsa. Böyle sevindim herhalde ben. Ondan sonra kız kardeşlerim halim herhalde biraz sevindimse. Abi ne olmuş? Ne dedi? Niye bu plan? Dedi ödül almışım plan dedim. Babam da istiyor. Orada oturuyor sizce. Ne olmuş dedi onlara sordu. Baba işte ödül almış. Abim bilmem ne anlatıyor böyle. Yükçe biliyoruz. Ha dedi. Vardı şimdi. Fatma dedi. Annem işte hatta. Ey dedi o da. Senin oğlana madalya takmışlar Paris'te dedi. Canım ya. E doğru bir nevi madalya o da ya. Ya. Para yok ne olacak bu oğlanın hali. Ya. Çoluğu yok çocuğu bir şey gidiyorum geliyorum. Benim. Üzerim belli. Ama madalya var ya. Madalya aldı ya. Diyor. Ha canım benim. E doğru söylemiş. Ödül demek bir biraz da madalya gibidir ya. Canım ya. Halil'im bu arada bir şeylerine bak. Sonra ben onunla 4 film falan daha çektim. Çok yakın dostumdu. Kalbimin acısıdır. Ve benim yani o kadar yakından tanıdığım biri ki. O gerçek bir sanatçı yönetmendi. Yani. Aynen. En son bir kitap yazdı. Benim tek yandığım şey Ümit'im hocam. Benim sevgili hatalarım diye aşk kadınıydı. Benim sevgili hatalarım diye bir kitap hazırlıyordu. Epey yazmıştı da. Evet. O yangında oraya onu tutmuştuk işte şey. O da yandı biliyor musun? Bırakacaktı. Ah canım. Yani. Bu büyük filmleri çeken yönetmen ablamız. İlk önce onu anlat. Evet, evde sobası var. Evet evet soba. Ya şimdi o evi tuttuk. Bak. Ama bunu bir humorla anlatalım. Şimdi o evi şöyle diyor. En son tuttuğu evi falan da yoktu biliyor. Annesi başka yerde oturuyor. Onlar gezir köprü biliyorsun. Yani şey Trakya'dan. Ev tuttuk ona. O köşedeki evi tuttuk. Bunu anlatmak istiyorum ya. Anılara kalsın yani. Oradan bir çiçek vardı ya bizim buluştuğumuz yer. Oraya geçerdik aşağıdan. Hani işte, o yoldan. O köşede. Karşı tarafta da bir tane kebapçı var ya. Hani Hacı Salim mi? Hacı Salih, evet. Ona bakan pencere. Ben oradan geçerdim. Kulağı ağrıştıyordu. Basardım zile. Hey diye çıkar bağırırdı filan. Ne var? Komiser evde mi diye sorardım. Ne? Hadi kapatırdı beni. Olay ne biliyor musunuz? Şimdi bunu annesi anlamıyor. Benim babamın madalya takma hikayesi biliyor. Kızım bir emekli komiser filan bulsan da evlendiren demiş. Evi yok, işi yok. O yavrumu anlatabildim mi? Bunu anlatmıştı ona. Bir komiser bile emekli komiser bu. Nedense diyor. Ben de bunu gırgıra dönüştürmüştüm ileride. Yine ben belediye başkanlığı adayıyım ve koşturuyorum. Bir film çektik onunla yüzlükte. Geldik. Sesler'in ben bitirdim. Şeye başladım. Bu gelemiyor. 2-3 günlük onun montaj işleri var. Senkron falan yapacak. Benim kampanyaya katılacak. Tamam. Bu akşam geldim çıktım oturdum şeye. Salih oturduk. Farklı arkadaşlarla. Ya buraya girin birin dönelim dedim ben. Arkadan şeye gitti. Ocakbaşı vardı ya orada. Arkada sonra gitti. Ada Ajansı oldu. Ada Kitabı oldu. Hı-hı. Orada bir kendi şey vardı. Et lokantası var. Onda kaldım. Tam bitti. Çıkarken ben çıktım. Telefon etti bana Bülent. Kayabaş rahmetli. Hadi gelsene şeye dedi. Ne oldu dedim. Hemen anneme bir şey oldu diye koşturdum. Gittim, içeri girdi, kaçtılar. Duygu rahmetli kaçtı beni görünce. Bir şey var, bir şey yok, onlar peşinde oturuyor. Bir şey mi oldu dedim ya, anneme bir şey oldu, otur dediler, otur. Bilgi dediler, dedim, ne? O arada, bu üçgen içinde bak, biz oradayız. Hacı Salih'teyiz, oradan kalktık, o bir şeye gittik. O evde, yangında, nasıl fırladım gittiğimi hatırlamıyorum ve içeri gideyim diyorum. Gelmişler de gitmiş. Komşularla çok iyiydi. O kadar tatsız bir şey ki yani bir futbol aslında Beşiktaşlıydı. Maça çok meraklı. Bir de orada Mecureştürüştü mü vardı, Recep mi vardı? Çok ünlü bir Beşiktaşlı buydu. Hatta kedisinin adı da oydu yani. Abi ona işte eşyalar koydu. Ranza yaptık. Ranza'nın altında çalışıyordu. Üstüne yatı altına da şey koymuş. Yakında da bir tane ilk defa bir Japon sobası anladın mı? Perdeler yakın yerde. Orada koltukta bu maçı dedi ki bugün bana ben dedi kimse aramasın beni 9'dan sonra dedi 9'da falan maç var gece maçı herhalde bu Beşiktaş'ın maçı aramasın kimse falan dedi. Orada herhalde sızmış uykuya uyku çünkü gece çalışıyordu. Yani.
Bunun adına, kedi, bunun adına yoksulluk kedi, diyelim mi? Kedir onu şey yaparken o Japon sobamabada yangın çıkmış, yanmaya başlamış. O ranzaya gitmiş, oraları hissetmemiş. Sonra birdenbire tıkanma noktasına gelince kalkmış. Ben yani tabii iyi yorumladım onu. Ben çok iyi bildiğim için evinde. Önce Recep'i kurtarmak, öyle bulmuşlar. O bir yani divan var. Divanın altında böyle şöyle yaparken boğularak öldü biliyorsun. Yanmadı dumanda. Hayatım, özetini söylersek bu kadar film çekmiş, bu kadar önemli yaptığı işler bir yönetmenin anca böyle bir sobasıyla hazine bir evet. Gariban bir şekilde evet. Vefatı diyelim. Bu bir örnektir. Yani bizim dönemimizin hiçbir oyuncusu, yönetmeni adam gibi para kazanmadı sinemadan. Aynen onu öyle. Bilelim. Aynen. İşte öyleydi. Güzellikler bırakıldı, dostluklar bırakıldı. Evet. Abi çok kardeşlikler, sanatçılar. Çok güzel filmler bıraktı. Evet. Mesela ben onunla 5 film falan çektim. Çok önemli filmlerdir. Mesela Kızın Adı Fatma vardır. Çok değerlendirilmemiştir. Ben mesela insanların çok seyretmesini isterim. Orada çok cesur bir film. İlk çocuğuna kızını iyi biriyle evlendirmek için çaba gösteren bir marangoz oynadım orada. Bu zor bir şeydi. Baba kızını hatta şey yapıyor yani böyle karşıda mimar olan var gelmiş işte mühendis ona vermeye falan tezgahlar kuruyor onlar hani kızla buluşturmak için. Çay kahve göndermek falan. Öyle bir rol var yani. Rol ve film de onu anlatıyor ve çok iyidir. Ülker Akalın oynadı. Ulden oynadı. Bir de bir genç oyuncumuz vardı. Ve ona nasıl zorluklarla çektik. Halit vardı ya kameraman. Hı hı. O organize etti prodüktörlük ve sonra onu galiba şey aldı. Kadri abinin Mehmet diye ortağım vardı. Orada o. Neden söylüyorum? Filmleri takip etmek için. Kimde, nerede o filmi bilmiyorum. Bende bir CD'si bile yok yani. Tabii bazı şeylerin hepsinin çok CD'si bile bulunmuyor. Bizim geçmiş evet. Yaptıklarımız var. Onları da yok. Tabii şöyle bir konuştuğun zaman biz tabii eskilere gittik, çalıştık, çalışmadık ama işte eski sinemamızı, Yeşilçam'ı işte senin tanıdığın, bizim tanıdığın ama hepimiz bir aileydik. Yani tabii. Aynı minibüs içinde dost, abi kardeş, yönetmen orada, set işçisi orada, oyuncu orada falan. Böyle bir ekip, böyle bir aileydik. Hep birbirimizle küslüğümüz olsa da o aradır, tabii. O küslük kırılıp öyle çok büyük kırılmalara gitmez. Hemen birileri girer araya, o işler düzelir. Biz hiç kimse kimseye kırgın, o ona böyle hiçbir şey kalmamıştır. Yani bir başka filmde gene yan yanadırlar, gene candırlar. Yani bir de öyle bir vahşi bir şey yoktu. Yani prodüktörlük ilişkilerindeki şeyde bile vahşi bir koku gelmezdi bize, anlatabildim aynen. mi? Aynen. Müthiş yani... bir sinema sevdası vardı. Şimdi mesela ben diziye başladığım zaman... İrfan'la kulakları çınlasın beni zorla ikna ettiler. Ben aman ya çünkü artık iyiydim, çıkmış alıyordum işte harçlıklarımı tamamlıyordum. Yani ne alakası dizimizi derken ben hiç para sormadım. Kaç para kim ne alır bilmedim yani. Sizlerden ne anlıyormuş? Çok zor öğrendim dizilerdeki para meselesini. Aynen onun adına baba evi. Tek parayı aldım. Onun adına baba evi diyoruz değil mi? Evet baba evi. Baba eviydi. Yıktın götürdün. Evet. Öyle böyle değil baba evi. Arkadan evet. Çektiklerim var. O yüzden evet. Bir de koyalım bakalım senin dizilerini bir koyalım hazırlamıştık. Halil'imin evet. Dizilerini bir görelim. Şoförlüğü kıvıramadı. Bazen efkarlanınca anlatıyor. Ah diyor şu akılsız kafam. Mavinli'ye beraber başladık. Demek anlattıkları doğru. Öyledir. Lafımı düşündün mü? Hangi lafını? Benim kadınım olacak mısın? Evinin kadını. Beni kandıramazsın. Asıl sen kendine bak. Şu hayatına bak. Kimmiş korkak? Sen mi ben mi? Beni boş ver. Neyin var Mahmut? Hasta gibisin. Yok bir şey. Metin... Ne olmuş Metin'e? İşi bıraktı. Ne? Sabahattin'le takışmış. O adam zaten bir tuhaf görünüyordu. Bence abim kesin haklıdır. Bilmiş.
Ne diyeceğimi bilemiyorum. Bir sürü tatsızlık açtım başınıza. Beni düşünmeyin. Siz zor duruma düştünüz Asıl. Kendi hayatımı denetlemeyi beceremedim bir türlü. Ali ne anlattı sana? Neden merak ettin? Onunla benim aramda bir mesele. Yani ne konuştuğunuzu bizim bilmemizi istemiyor musun? İstemiyorum. Anlatmamış. Asıl sen ne anlatacaksın onu söyle. Yıllardır hiç bu kadar kendimde hissetmedim kendimi. Yıllardır nasıl bir kapana kısıldığımı görecek kadar ayığım bu gece. Bunca yıldır bana kölelik yaptırdığını görecek kadar ayığım. Ulan Deyyus sen çok oldun artık. Deli bozuk. Yalan mı? Yalan mı? Yalan! İşte benim oğlum Emirhan. Bundan gari neyim var neyim yok onundur. Benden sonra evimin direği odur. Büyüdüğü zaman bütün topraklarımın, bu konağın, bu soyun tek söz sahibi odur. Bu böyle biline. Buraya yerleşeceğini söylemedim mi? Otellerde sürünme. Bu evde rahat edersin. Eksiğin olursa da söyle, ben hallederim. Yarın da fabrikaya bekliyorum. İş başı yapacaksın, işin hazır. Bir ev, biraz sadakayla vicdan borcunu ödeyeceksin öyle mi? Oğlum Emirhan da benim işimde çalışıyor. Ona da mı sadaka veriyorum? Ama bir de ne görelim. Oğlumuz Emirhan, Okan'la aynı masada yemek yiyor. Aralarından su sızmıyor. Okan mı? Okan'ın ne işi varmış orada? Ne bileyim ben Eden. Onu da sana sormalı. Sen söyle. Okan'ın Emirhan'ın evinde ne işi var? Ne zaman bu kadar samimi oldular? Nasıl gider? Nereye gider Ayrı'ya? Ne bileyim. Ya nasıl bilmezsin? Bütün eşyasını taşımış. O babalar ne zaman çıktı bu evden? Var mı? Görmedin mi? Duymadın mı bir şey? Ya nereye gitti bu kız? Nereye? Bilmiyorum. Ara Şevket. Ara çabuk. Aradım baba açmadı. Ara dedim ara. Vay canın Halil'im be. Daha çok bu gördüğümü... Vay o günleri hatırladım ya. Ne güzel geçti değil mi? Ne güzel, ne güzel. Bak, bak. Neler gördük biliyor musun? Baba bir evi var. Baba evi var. Çok. Bir ara çaylar şirketten diye bir şey yapmışım başta. Sonra baba evi... Erdoğan abinin çektiği o sinema filmi o. Ama TRT'ye çekildi o. He, çaylar şirketten. Anladım. Otobüs şoförünün hikayesidir. Meral'in de ilk filmidir hemen hemen yani. Hangi Meral? Meral Oğuz. Oğuz'un ha. İyi bir oyuncuydu ha. O bir dönem. Ama baba da, evi var, evet. Babam ve biz var. Babam ve biz. Benim hikayemdi o. İşte o yarım, o 5-6 bölüm oynayabildik. Olmadı. Yani neden, ne kalkmıştı bilmiyorum valla. İşte bazen öyledir, bazen öyledir. Tabii yıkan... Başta bir şey vardı, bir anlaşmazlık oldu, bir şey oldu. Tabii yıkan götüren vardı, yaprak dökümü. Baba evi evet. Gibi bayağı bir götürdü. Bu evet. Arada bir büyük yalan yaptın ve sonra benim en çok tuttuğum Necef Uğurlu'nun yazdığı Pembe Patikler ve bizim biliyorsun senin, bizim, ülkemin canı ciğeri bir Oya Aydoğan. Allah'ım ya. Ya Rabbim o ne bir şey ya, o nasıl şeker hayatım, ya. Oya Aydoğan genç ya. Genç tanıyıp çok sevdiğim arkadaşım oldu. Ve bana çok samimi söylemiş. O gün söylemiştim genelisinde. Gene söylemek isterim. Bu piyasada, bu ilişkilerimiz içinde çok sevgili arkadaşlarım var. Çok güzel var. Ama yalansız bana her gün kontrol ederek, her gün arayarak ya da ilk fırsatta bu, her fırsatta buluşarak en çok şefkat gösteren oyuncu arkadaşımdır. Bana en çok şefkat gösteren bir kadındır. Unutamam yani onu. Beni kahretti. Çok kahroldum, çok. Oya Aydoğan, senin için tabii kahroldun. Benim için kız kardeş. Bak, ya. Bir kız kardeş kadar yakın, sıkıntılı günlerimizde her konuda, bir de biz Etiler'de oturuyoruz, o da iki arka sokakta. Evet. 30 sene tanıyorum. İlk çektiğim birkaç film sonrası Oya ile tanışıyorduk ama filmlerime başladı.
ayrılamazsın. Evet. Sıkıntında yanında, sıkıntında yanındasın. Aynen. Her konuda insan ilişkilerinde, set terbiyesinde ahlaklı bazı insanlar var yüreğine. Dedim ya sana, kız kardeşin kadar yakındır. O yaydan evet. Benim için o. Onun için ne kadar tutkun bir beni oyuncu. Nasıl sarstı? Mesleğine nasıl tutkun bir kadındı biliyor olağanüstü. Ben Oya Aydoğan'ı sevmiyorum diyen birine rastlamıyorum. Rastlamam. Onu ona yakınlaştıkça abi kardeş, dost, arkadaş, mesleki olarak yanaş. İnanılmaz, bir daha ayrılamazsın. Yattığı bak, yer bir, cennet bir, olsun. Bir notum var. Şimdi Necef yazıyor ve Necef Türkiye'nin en güzel komedi filmlerini yazan. Müthiş. Osman Yağmur Dereli çekecek. Osman Yağmur Dereli de birkaç kere aramıştı beni dizide. Allah rahmet eyleyelim diyelim. Bir gün bana telefon dedi ki bak bir tane bir komedi bir dizi gönderiyorum. Sakın hayır deme okumadan bak dedi. Bana hemen hayır deme dedi. Geldi okudum. Hatta bir iki arkadaşa ya dedim yapabilir miyim ben dedim bunu. Hani komedi çünkü ağırlıklı falan. Niye yapabileceksin dediler. Gittim tamam dedim ve oyuncu arıyoruz şimdi. Bir sürü insan oynamak istiyor. Ben tabii kafamda hep işte acaba Türkan oynar mı falan, Türkan Şoray gibi bakıyorum falan. Ondan sonra tiyatrodan var mı bu kadını oynayabilecek bir şey? Bizim başka bir oyuncu arkadaşımız oynamak istiyor ama şey istemiyor, olmaz diyoruz ona. Abi bu dedi ki Osman Yağmur Dereli rahmetli. Ya dedi Oya Aydoğan filan ama o hakkında hiç bilgim de yok fazla yani tanımıyorum. Bir kere filan telefonla konuştum. Ya bu olabilir mi dedim çünkü hani öyle bir şey. Necip de hani tam baskıda yapmak istemiyorlar beni ikna etti. Hani oyuncu aranıyor ve bir gün dedi ya dedi gel bak yakında oturuyor şurada şeyde. Ulus'ta oturuyor. Dedi ki gel gelsin görelim konuşalım dedi. Telefonu da atlayıp geldi acele. Oturduk. Şimdi bir oturdu. Başka bir türlü bir kadın. Yani hiç tanımıyorum. Ondan sonra can. Ben hatta ben birkaç bir şeyler söyledim. Ukalalık bile yapmış olabilirim yani. Hani böyle karakteri bilmem ne de falan. Bakıyor bu. Lan bir baktım kadının kendisi bu karakter. Resim olarak. Ben tabii durdum ve tamam. Ben de ukalalık yaptım. Yani yaptım. Çok zor bir rol kaldırabilecek bizim laflar etmiş olabilirim. Ondan sonra evet canım ve kalktık bitti ve evet dedik hemen. Hemen o gün tamam oynuyor. Bak bir şey anlatacağım abi. Öyle bunlar has kadınlardır bunlar. Has insanlardır daha doğrusu. Yürüyoruz aşağı. Necep önden indi. Bu onlar ben de merdiven aşağı iniyoruz filan. Tam inerken ayrıldık yazanın şeyinden. Döndü. Sana teşekkür ediyorum. Sen kabul etmesen ben bu rolü oynayamam. Ya canım benim. Bütün iştenliğiyle söyledi biliyor musun? Ya benim canım benim. Canım. Beni mahcup bir çeşit anladın mı? Yani dedi. Sonra da iyi ki o oynamış. Ne diyorsun? Yani, onun ya, üzerine ya. Ben orada onu seyretmeye başladığımda Necef'i açtım hemen. Necef evet. Bu kadar mı doğru bir kast koyarsın? Evet, bir evet, kere evet. Halil tamam Oya döktürüyor. Ve zaten evet. Çok muhteşem bir senaryo evet. Necef Uğurlu'nun. Evet. Ya biz bakınca şöyle bir derinlere bakıyoruz ya. Bugünkü evet. Konuşmamızda bu sıkıntıları, bu dertler bunların hepsi bir dönem sonra bitecek. İnşallah bitecek. En azından böyle evet. Artık uzaktan olmayacağız. Dönemler gelecek. Biraz galiba uzun gidiyor hayat bu konuda. Uzun ileriye doğru gidiyor galiba biraz daha. Ama sevgili hocam, Ümit Efek beni şöhret yap. Canımsın beni. Canımsın ya. Gidiyor da inşallah bir gün buralar bitecek. İnşallah böyle filmler, tabii. Dizilerle bu ortam da bir bitsin. Bu ortamda bizler değil, ülke insanımız da çok sıkıldı, çok boğuldu. Evet. Ama dünya da böyle. Yani evet. Bizim içimizde gene biz bu işi... hafif hesaplara göre, duyduklarımıza göre, biliyorum. Dünyaya göre. Ama şunu söylemek isterim bak, burada şimdi halkımıza yani haddim olmayarak tabii ki sağlık sorumluları, Sağlık Bakanlığı, devletin sorumlu şeyleri, belediyeler, herkes görevini yapmak zorundadırlar.
Ama şu kadarını söylemek istiyorum. Hayatı ciddiye alsın insanımız ve önce kendimizi korumalıyız. Yani evde kal kültürüne, kararına, programına gerçekten samimi biçimde ne yapalım ki öyle hayatta neler yaşanıyoruz? Uyumalıyız evde kalması. Aynen. Ve evde hastalığa yakalanmamanın önce kendimizden kaynaklanacağını, kendimizi korumamızın yaşamaya bağlılıktan geçen bir şey, bu yaşamayı sevmekten geçen bir şey, yaşamayı savunmaktan geçer. Önce kendimizi kendimiz koruyacağız. Yani bilgiler veriliyor bize, programlar veriliyor, bunları dinleyerek. Yani bunun efeliği yok. Bu olayı birlikte atlatacağız ama önce kendi dikkatimiz bence burada şey olacak, hakim olacak. Yani genel olarak bütün televizyon köşelerinde, orada burada bütün sağlıkçılarımızı bir kere yürekten alkışlıyorlar değil. Çok. Yürekten sevgiyle kucaklıyoruz. Ve o evde kal lafı, hayatta kal gibi, dikkat hayatta et kal gibi. Hayatta kal ve dikkat et gibi. Tabii sıkıntılar çekilebilir ama burayı aşacağız. Biraz da bazı şeyleri mi öğrendik acaba? Yani biraz hani sıkılınca, bak sıkılma da var hayatta. Biraz keyfin kaçar, o çok da var. Edecek, bence. Yaşamak çok için, edecek. Yaşamak için bir dakika evde kal deniyorsa kalmak da var. Ve aynen, bu işleri çözmek de var. Bir şey daha var. Ben mesela 20-25 kilo verdim. Zayıflayacağım, olmak istiyorum tekrar. Ondan sonra. Şimdi bir tek tehlike evlerde kapanarak böyle yiyeceğe sarıp kilo alma tehlikesi. Herkes dikkat etsin, kilo almasın evde. Dikkat et diyorsun değil mi? Evet. Ah canım. Halil'ciğim, hayatımda ilk kez böyle bir program yapıyoruz. Yani sen de öyle yapıyorsun, ben de öyle yapıyorum. Evet, evet. Yani bu telekonferans gerçekten beni en azından çok uzaktasın. Belki sesini duyuyoruz da ara sıra telefonla o görüşme işleri bize uzak kalıyor. Hani bakıyoruz böyle ama burada bir programı böyle seyircilerimizle beraber paylaştık. Davetime gelmen, orada öyle bir düzenek kurman, binlerce kere teşekkür ediyorum sana. Bak, hayata bir güzel daha bir belge sunduk senden. Bu günleri hatırlatacak bir belgedir bu da. Beraberce dip dibe çalıştığımız, senaryolarını sette beraber olduğumuz, gördüğümüz zaman merhaba diye sarıldığımız kardeşimiz bile böyle uzaktan bir bağlantıyla bir araya geldik. Evet. Bunlar bir belge. Nedir? 2020'nin belgesi. İnşallah çok kısa dönemde herkes atlatır, bizler de atlatırız. Ben teşekkür ediyorum. Söyleyeceğin her şey evetim. Programda kapatalım programı. İçeriden diyorlar ki abi biz bıraksak sabaha kadar konuşacaksınız. Konuşmaz mıyız? Bizim yaşantımız, hayatımız sinemanın içinde dip dibe 30-35 sene geçti. Onun için bunu böyle bir saatte, bir buçuk saatte anlatmakta zorlanıyoruz. Söz ve her şey senin, son konuşmalarla. Buyur Halil'ciğim. Sana çok teşekkür ediyorum. Bana her zaman değer verdin. Bu beni çok mutlu etti. Ve senin yorumların ve senin beslemelerin bana her zaman güç vermiştir. Çok teşekkür ediyorum. Gözlerinden öpüyorum. Bütün arkadaşlara selamlarımı iletiyorum. Emek verdiler. Sağ olun. Güzel günlerde tekrar buluşmak üzere. Güzel bugünler de güzel. Bugünleri ertelemeyelim. Yani ömrümüzden sayfadır. Yani aman geçsin de gidelim diye. Bugün de önemlidir. Yaşıyoruz. Aynen. Bugünü iyi yaşayacağız. Yani. Ama evde yaşıyoruz. Ne yapalım yani şimdi? Öğreneceğimiz şeyler var. Öğreneceğimiz şeyler var evde kalmakla da. Evet. Çok çok teşekkür ederim. Çok önemlisin. Ülkem adına, benim adıma, sanatçılığın adına, çok dostluğun adına, oyunculuğun adına. İyi ki varsın. Teşekkür ediyoruz. Sayın seyirciler, bu böyle kötü bir dönemin, yani geçecek olan bir dönemi, böyle bir buçuk saat arasında sizi de böyle bir sinemaya biraz da dağıtmış olduysak, cümleleri zor kullanıyoruz, olduysak da ve yanlışımız olduysa, pardon demeyi biliyoruz, tahmin ediyorum hiç de yanlışımız olmadı. Çünkü hele biz yaşlardakilerin sinemayı, sinemadaki oyuncuları, o geçmişi ne kadar özlediklerini biraz da içince yaşayan Halil Ergün ve ben gibilerden de duymak
Onları biraz daha mutlu etmiştir herhalde. Teşekkür ediyoruz. İnşallah haftaya bir başka arkadaşla beraber oluruz. Gene biz sizi bekliyoruz. Bizi seyredin. Fena değildi galiba. Sinemamız, muhabbetimiz, Halil Ergün'ümüz. Bunların hepsi güzeldi. Efendim alas mı aldık diyoruz. Halil'cim öpüyorum seni gözlerinden. Kendine iyi bak. Ben sevgiyle çok teşekkür ediyorum. İyi günler efendim. Alas mı aldık diyoruz. Haftaya görüşelim.